Deniz Hanım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Deniz Hanım, niye zahmet ettiniz? Buyurun. Ben avukatım, unuttunuz mu? Evet, sağ olun. Da yani benim dışarıda bir dolu avukatım var zaten. Ben bu cinayette bir ilginiz olmadığına eminim. Ben de eminim. Ama polis arkadaşlar öyle düşünmüyorlar. Sağ olsun. Sizin yakın dostunuz Atıf Bey. Buraya geldiğinizi biliyorlar mı? Kimsenin haberi yok. Yani gerçekten buraya düşmek değil ama sizin buraya gelmeniz beni şaşırttı. Kusura bakmayın. Ben bir anda kendimi burada buldum. Yani ayaklarım beni buraya getirdi. Bir şey yapabilir miyim diye. Bakabildiniz mi bari dosyaya? Evet. Bir şey çıkmaz. Mahkeme sabah sizi serbest bırakır. O saatte nerede olduğunuz belli. Aleyhinize tanık yok. Atıf'ın sadece bir varsayım. O yüzden endişe edecek bir şey yok. Çıkacaksınız yani. Ama ben yine de o avukat ordunuzun içinde yer almak isterim. Çünkü kimse benim kadar azimli ve hırslı olamaz bu konuda. Sakıncası yoksa sorabilir miyim? Neden Deniz Hanım? Çünkü ben haksızlığa gelemem. İlginiz için gerçekten minnettarım. Yalnız benim yüzümden arkadaşlarınızla aranız bozulmasın. Benim de sizden bir ricam var. Beni burada tutamazlar. Hani olur da tutarlarsa Galina'ya sahip çıkar mısın? Anasına güvenmiyorum da. Tabii ki çıkarım. Ama siz yarın sabah evinize gitmiş olacaksınız. Teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. Tamam. Biraz acayip bir ziyaretti ama gördüm, hiç olmazsa canım, iyiydi, panik yok. Tamam. Bir nezaket ziyaretiydi. Ha. Göz altına alınan adama nezaket ziyareti, o da yedi. Üf, yemez sevmez mi? Ne var? Ben giderim böyle herkese göz altına alınınca. Severim yani moral vermeyi. Tamam, ben susuyorum bir zaman. Ağzından falan kaçırır mı acaba narinlere buraya geldiğini? Efendim Narin? Deniz, neredesin ya? Hadi hazır makarna soğuyacak. Ne yaptın, yürüyüşe mi çıktın? Yok yok be, yürüyüşe falan çıkmadım. Eve gidiyorum ben, yoldayım. Evet, uykum var, eve gideceğim. Tamam hadi, size afiyet olsun. Efendim? Sermet Bey serbest mi bırakıldı? Özellikle bana söylemenizi istedi. Teşekkürler. Olay son iş yaptığımız gruptan patlıyor. Aralarında bir gazeteci var. Bazı kayıtlar alıyor toplantıda. Atıf Birsel tezgahlıyor işi. Abuk subuk da konuşuyor polisle. Allah'tan erken davrandık da
Kayıt falan bırakmadım polisin elinde. Polis tutanakları da değişti. Ya abi gitmeyecektik o yazlığa ya. O çocuğa öyle şey etmeyecektik, herif bize kafayı taktı ya. Cık, aylar boyu uğraşacak şimdi bizden ya. Bir şey olmaz değil mi Erol abi? Olmaz. Yani işi bu ayarda tutarsak olmaz ama... Abi, siz bu Atıf Birsel'le oturun bir anlaşın, barışalım. Bu mevzu kapansın, uzamasın daha fazla. O gruplarımı bozmak istemiyorum. Bir de babaya söz verdik. Bitti artık bu işler. Emekli oluyorsun yani. Herkes baksın dalgasına. Bu saatten sonra sıkıntı. Bunları ayrıntılı konuşmak lazım. Şimdi yorgunsun. Ali, şu ileride bir yerde bir çiçekçinin önünde durun. Yengeye mi abi? Halamı alacağım. Oldu mu? Deniz Hanım, bu size gelmiş. Teşekkürler. Ziyaretiniz olmasaydı dün gece sabahı bu kadar kolay bulamazdım. Dostluğunuz çok kıymetli hanımefendi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.